olduğu zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir perde kılınır. Yani Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar şu anda perde kelimesi Kur'an'da yaklaşık 12 yerde geçer. Bu perde inananlarla inanmayanlar arasında kumaştan perde değil, onları engelleyen set, sınır anlamında kullanmış. Hani denizi Musa'ya, denize vur dedik, deniz ikiye ayrıldı. Biri küfür denizi, yani Rabbin yolunun dışında yol alanların hayat yaşadığı topluluk, birisi de hak olan deniz, vahiyle yaşamını sürdüren insanların bulunduğu topluluk. İşte bu iki topluluk arasında bir set, bir sınır vardır. İkisinin yaşam biçimi farklıdır. Hani bir Nuh tufanından bahsediyordu Kur'an. İnananları gemiye bindir dedik. Ve her çiftten birer al, birer çift al hayvanlardan, bitkilerden ifadesiyle anlatıyordu. Yani buradaki gemi vahiy gemisi, inanan insanların yaşayabileceği hayvanlarından, bitkilerinden, efendim her türlü sebzelerinden, meyvelerinin bulunduğu bir topluluk oluyor bunlar. Diğerleri de inkar edenlerin yaşadığı bir topluluk anlamında. İşte Nuh'un gemisi diye bahsetti. Nuh'un vahiyle yol alan insanların, o ilahi mesajda yaşamın düzenleyenlerin yaşadığı topluluk anlamında kullanmış. Öyle bugünün anlatılan gibi Nuh tufanı bölgesel mi oldu, lokal mi oldu, yoksa bütün dünyayı mı kapladı diye sormaları evet. Boş şeylerdir. Bunu anlamak gerek. Burada Ali Can'a bir şey sormak istiyorum. Bilmiyorum Ali Can müsait mi? Buyurun Defkan. Burada diyor ki 45. ayette Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir perde kıldık. Yani bir perde var ama bu perde görünmeyen bir perde. Nasıl bir şeyse. Ve diyor ki ve onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koydum. Şimdi Allah bir taraftan diyor ki git benim bu sana indirdiğim ayetleri onlara oku, onlara söyle. İşte faiz yemesinler, zina etmesinler, heykellere tapmasınlar, alkol içmesinler, namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, öyle diyor. Diğer taraftan da onların bunu anlamamaları için evvela kulaklarına bir perde koyuyor, duymasınlar diye ağırlık koyduk diyor. Kalplerinin üzerine de kabuk bağlıyor, bunu kabul etmesinler diye. Şimdi bu bir çelişki değil mi? Tabii bu böyle anlaşılırsa adil olmayan bir Allah, haşa, adil olmayan bir Tanrı imajı olur. Bir de ikincisi Allah hani ne yazıyorsa olur dersek arada bir perde varmış gibi olur. Allah kulaklarına ağırlık takmış, sanki böyle 3-5 kilo ağırlık takmış gibi olur. Hani ne yazıyorsa odur diye düşünürsek. Bir de tabii böyle bir kaygısı var arkadaşlarım olur böyle şey yapanların, okuyanların. Ama tabii Allah adildir. Dolayısıyla Allah böyle bir şey yapmaz. İnsanlar, inanmayan insanlar zaten inanmıyor oldukları için Allah onların kulaklarına ağırlık koyduk. Onlar duymazlar, bana işitmezler der, duyarlar fakat işitmezler, görürler, bakarlar ama görmezler der. Bu o insanların karakterini anlatıyor, onların ruh halini, psikolojisini anlatıyor. Böyle, Defka abi. Peki, o zaman Ayşe Hanım'a soralım. Ayşe Hanım, o zaman Allah, yani Ali Can diyor ki, buradaki anlatılanlar anlatıldığı gibi değil, yani metin manası değil bu. Burada bir mesaj var bize diyor. Nedir o zaman bu mesaj bize? Yani Allah bir taraftan peygambere git anlat, onlara söyle diyecek. Bir taraftan da onların kalplerinin üzerini kapatacak, kulaklarına engeller koyacak anlamamaları için. O zaman peygamber döner Allah'a der ki ya Rabbi hem bana git diyorsun onlara söyle. Hem de gidiyorsun adamların kulaklarını pamukla tıkıyorsun perdeyle. Anlamamaları dinleme, kalbini kapatıyorsun, kilitliyorsun. O zaman benim söylememin ne mantığı var demez mi?
Bu böyle değil diyor Alişan. Yani burada başka bir şey var diyor. Buradaki bu ayetlerin bize verdiği mesaj ne o zaman? Yani hocam, aynen hocam belirlediği gibi, yani o kadar hakikate, sesim kısık, kusura bakmayın, biraz böyle şey çıkıyor ama hakikate o kadar duyarsızlar ki, o kadar kapalılar ki, yani adeta bir perde var. Tabii ki Allah yapmadı onu, onlar kendileri öyle yaptılar, Allah yapmış gibi hani anlatılıyor, bu kendi yapmış gibi anlatıyor. O kadar hakikate kapalılar, duyarsızlar ki bir perde var adeta hakikatle sizler aramızda, işte inanların yaşam biçimi sizler aramızda, hani öyle anlıyorum ben. Evet, yani Allah burada bize tarih boyunca insanların Kur'an'a verdiği tepkiyi, bunun bir analizini yapıyor, söylüyor. Sen onlara söylersin ama onlar senin söylediklerini anlamazlar, tepki verirler. Yani belki fiziksel olarak ses titreşimlerini işitirler. Allah var, ahiret var, cehennem var, bu da tapmayın, şöyle yapmayın dersin diyor. İşitirler ama onlar o ayetin verdiği mesajı asla ve asla anlamazlar, algılayamazlar diyor. Yani sosyolojik bir hakikati bize anlatıyor. Neden insanlar, az önce de konuşuyorduk ya, niye insanlar ahireti ciddiye almıyor, niye cehennemi ciddiye almıyor? İşte bunun bir sürü sebepleri var. Dedik ki bağımlılıkları var insanların. Kirli bilgi var, yanlış bilgi var. Bazen çocuğu anaokulundan itibaren en büyük komutan bu, en büyük önder bu diye bir şahsın peşine takarsan, onu Allah'la aynı eşit düzeye getirirsen, ondan sonra da senin hedefin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, batının kuyruğuna yapışmak, poter şapka giymek, içki içmek, gezmek, eğlenmek, lay lay lom, yani seni esir edecek bir yaşantı sürmek dersen, bu çocuk böyle yetişiyor. Hayallerinde o zaman böyle bir dünyayı kuruyor ve sen bunlara, bunlar imtihana girdikleri zaman bunların bağımlı hale geliyorlar. Bunlara Kur'an okusan bile onlar sanki çok uzaktan gelen bir sinek vızırtısı gibi geliyorlar. Algılayamıyorlar. Kirli bilgi onları mahvetmiş, felç etmiş. Yani işledikleri günahlar da onları sarmış, kaplamış. Bundan dolayı Allah bize bu konuda bir tahlil yapıyor ve bize bir bilgi veriyor. Ben öyle anlıyorum yani. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Şimdi elimize alalım Kur'an'ı, gidelim, fark etmiyor. Bakın bu ülkeyi yönetenlere gidin, vakıflara gidin, okullara gidin. Allah böyle söylüyor, böyle yapalım. Gelin bak, içki haramdır diyor, zina haramdır diyor, efendim faiz haramdır diyor. Hukukunuzu bana göre ayarlayın, benimle beraber ilahlar edinmeyin diyor. Hadi o zaman şu heykelleri kaldıralım, içkiyi ortadan kaldıralım, zina hayatımıza girmesin. Dizilerimizi, eğitimimizi buna göre ayarlayalım desen, ya sana deli derler, ya meczup derler, ya dinle devlet işleri ayrıdır, biz seküleriz, biz laikçiyiz, biz bilmem neyiz, 50 türlü bahaneler söylerler, reddederler yani bunu. Oysa Kur'an'ın onlara verdiği mesaj ne? Ya cehennem var bak, eğer bu gafletten çıkmazsanız, bu bataklıktan çıkmazsanız ebediyen yanacaksınız. Ama insanların umurunda değil, işte bunu algılayamıyor. Peki bu insanları Allah daha işlediklerinden dolayı bu dünyada hemen yaksaydı, devam eder miydi bu insanlar? Çoğu çekinirdi, etmezdi. Ama o ateşi burada yaşamadıklarından dolayı, görmediklerinden dolayı sanki öbür tarafta böyle bir şey olmayacakmış gibi davranıyorlar, hareket ediyorlar. Dolayısıyla Allah bize bu insanlar hakkında böyle sosyolojik bir bilgi veriyor diye ben düşünüyorum bu ayetlerde. Yani temel olarak Allah kimseyi hidayete erdirmez, kimseyi saptırmaz, kimseyi cennet atmaz, kimseyi cehennem atmaz. Allah sermayeyi insanların önüne koyar, sapana saptırdım, hidayete gelene hidayete getirdim, cennete gitmek isteyene cennete koydum, cehenneme gitmek isteyenlere cennete koydum der. Olay bu, benim anladığım. Sormak istediklerimiz veya eklemek istediklerimiz varsa buyurun. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Selamünaleyküm. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle
Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.